Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Evren kardeşimizin hesabındayız. Dostlar, kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Ama Evren'in kadrosu satışta. Bu yüzden Evren'e olumlu mesajlarımızı vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar, 3000 TL'ye satışta bu hesap. İsterseniz gelin bir kontrol edelim nasıl bir kadrosu var. Bu arada 3000 TL'ye ben bu kadroyu okeyim almak istiyorum diyenler Instagram Serdar Cosar adresinden bana ulaşabilirler. Bilginiz olsun. Bakalım nasıl, bu arada 3000'in üzerinde bir teklif veren olursa 3000 ben veriyorum diyen maalesef avucunu yalayacak. 3000'in üzerinde bir teklif gelirse tabii ki de o kişiye vereceğiz. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Gelin isterseniz bir kontrol edelim. Öncelikle menajerle bakıyoruz. Menajer değiştir dediğimizde şu anda hesapta sadece Zitler var. Damio Granero zaten oyunun verdiği ve çok fazla açıkçası işe yaramayan bir menajer. O yüzden Zitler var şu an. Hızlı kontrol atak oynayanlara özel çok önemli bir teknik direktördür. 3.800.000 GP'si olduğu görünüyor. Ben EOS'tan giriyorum. Herhangi bir coins'i görünmüyor Evren'in hesabında. Android'de var mıdır yok mudur açıkçası. Hani coins yokmuş gibi davranın. Coins olacağına dair bir şey söylemedi çünkü. GP var, güzel, yeterli. İstediğiniz menajeri de, hatta istediğiniz bir GP ile oyuncu varsa alabilirsiniz dostlar. İsterseniz söyleyeyim, gelin bir kadroya bakalım. Sommer'i kullanacağız. Sommer'le birlikte seviye antrenmanı diyoruz ki ne kadar seviye antrenmanı olduğunu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 22 tane 10.000, 18 tane 4.000 ve 26 tane de 1.000'lik DP antrenörü var. Yeterli mi? Bana göre yeterli. Bayağı da iyi var yani. Bayağı oyuncuyu da fullleyebileceğiniz kadar fazla olarak görünüyor. Çok fazla aşırı oyuncu yok. O yüzden DP antrenörünün olması çok büyük bir artıydı. Çünkü oyuncu silerek DP kazanabileceğiniz bir hesap değil. O yüzden DP antrenörünün olması çok çok iyi. Biz yine Sommer'e basalım. Beceri antrenmanını kontrol edelim. Kaç tane beceri antrenmanı var diye. Şöyle kontrolümüzü sağladığımızda hesapta gördüğünüz gibi 42 tane beceri antrenmanı olduğu görünüyor. Bence sayı olarak çok iyi. Neden bunları gösteriyorum? Hani en azından hani istediğiniz oyuncuya vesaire basılmış basılmamış en azından 42 tane varken siz kendiniz kaderinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu çok daha güzel oluyor. Hesabı alacak kişi için diyorum. Son olarak tekrardan gelin bir tıklayalım Sommer'e ve sözleşme yenileme öğesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 129 tane 10 günlük yani 1290 günlük sözleşme yenileme biletinizde olduğu görünüyor. Bu şeylerden açıkçası sınavı geçti bu hesap. Net söyleyeyim yani. Bu kıstaslardan bana göre geçti tabii ki de. Önemli olan sizin beğenmeniz. Şimdi kaleci olarak baktığımızda dostlar Alisson var, Neuer var. Onun dışında çok böyle üst düzey bir kaleci yok. Alisson'u aldığımızda 99 oluyor. Neuer'i aldığımızda da 97 oluyor. Biz tabii ki bu Alisson son gelen Alisson zaten. Alisson'u alıyoruz. 99 rating yapıyoruz. Şimdi stoper kısmına baktığımızda Nesta var, De Ligt var, Rudiger var. Bakıldığında Timber sanırım o. Timber mı bu 94 reytinglik kardeşimiz? Hemen şöyle bir bakalım. Timber var ve Rudiger'in destansı kartı var. Tabii ki de bir Nesta alınacak buraya. Bir 101 yaptık Nesta'yı. Onun dışında şu an için bakıldığında De Ligt en azından 99 reytingle şu anda De Ligt deyip geçmeyin. Sporcu Victor'un bile kullandığı bir adam. O kadar devasa kadrosu var. Adam De Ligt'i kullanıyor. Demek ki var bir bildiği arkadaşlar. Adam biliyordur yani. O yüzden sağlam bir oyuncu için destanslar da var. Hatta burada sol bek kısmında bu adam kim gerçekten bilmiyorum sol bek olarak. Destansı Angulo. Gördüğünüz gibi arka tasarımları. Abi yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Konami şu en azından oyunu fazla serverları düzeltmiyor ama şu arka tasarımlarını inanılmaz iyi yapmaya başladılar ve gerçekten oyuncuyu alasınız geliyor. Yakında sahanın içerisinde de böyle alevli koşacak diye çok korkuyorum. Gördüğünüz gibi tasarım çok güzel. Hani insanın böyle bakası geliyor. Sol beki Angelo yaptık. Hazır bakası geliyor demişken Bakasetas'a da buradan selamlar olsun diyoruz. Sağ bek kısmına bakacağız ama sol bekte bu arada Hernandez de var. Bu arkadaşımız sağ bek ve sol bekte oynayabiliyor mu? Sadece stoper de oynayabiliyormuş bu arada. Hernandez de var bu arada. Hernandez'i aldığımızda 100 rating oluyor Hernandez. Yani orada destansı bir oyuncu olduğunu da bilin. Sağ bek kısmında çok güzel Alexander Arnold'u gördük. Şu anda 2 tane 99, 2 tane 100 ve 1 tane de 101 ratingli oyuncu var. Destansı 1 tane var ama zaten sonunda destansları da sayacağız merak etmeyin. Şu an mesela kadroya almadık destansı ama bu destansı adam yani. Orta sahaya geldiğimizde Edmilson var. Bu arada Edmilson'ı buraya aldığımız takdirde en azından bir oyuncu daha 100 rating yaparız. Çünkü Edmilson stoper oynayabiliyor. Sadece Alisson 99 kaldı gördüğünüz gibi.
Patrick Vieira'yı gelip buraya alabiliyoruz. Patrick Vieira'yı aldığımızda 102 olur. Hatta Patrick Vieira'yı go pozisyonda alıp Gilberto Silva'yı da buraya aldığımızda toplamda 7 oyuncunun sadece 1.99 rating kalacak şekilde de ayarlayabiliyoruz dostlar. Çok güzel oluyor bu şekilde. Zé Roberto var. Bu arada solda kanat, bek her yerde oynayabiliyor mu bu? Şöyle baktığımızda bu Zé Roberto nerelerde oynuyordu bir kontrol edeceğim. Şöyle oyuncu ayrıntıları diyelim. Sol kanat, sol bek ve go pozisyonda oynayabiliyor. Sol bekimizde bir sıkıntı yok ama istersek hani en azından 100 rating bunu yaparız. Sol açığa da hatta şöyle Mbappé'yi alırız dostlar. 101 rating oluyor. Şimdi orta sahada Vieira'yı kullandık. Gilberto Silva'yı kullandık. Bir tane daha oyuncu bulmamız gerekiyor ki Pavel Nedved çok iyi. 102 oldu ikisi de. Şu ana kadar toplamda 9 tane oyuncuyu kadroya koyduk dostlar. Bu 9 oyuncu içerisinde net bir şey söyleyeyim size. Yani hakikaten çok çok iyi bireysel olarak baktığımızda oyuncular. Kaleci 99 Alisson ki oyunda yine kullanılan kalecilerden bir tanesi. Sağbek Arnold, pike yapan ortası olan Sağbek Arnold. Showtime kart. Stoper Edmilson destansı, Nesta destansı, Zé Roberto destansı. Önlerinde Gilberto Silva, Patrick Vieira ve Nedved destansı. Şimdi oyunda destansı ya da işte ne bileyim zaten destansı yok ama Showtime ve Big Time Mbappé yoksa en yüksek reytingli 101 oluyor zaten. Yani onların dışında kalan en iyi Mbappé diyebiliriz. Bir bakalım ileride karşımıza kimler çıkacak. Şu anda daha çünkü kadroyu tam oluşturmadık derken hemen şöyle gelip David Villa'yı 102, Mbappé'yi de 101 yapabiliyoruz. Gittikçe de kadro çok iyi bir hal alıyor dostlar. Sadio Mane'yi de gelip buraya koyabiliriz. Şu anda daha ilerisine bakmadık. Yani daha santriforlar daha gelmedi karşımıza. Şu ana kadar baktığımızda ve kurduğumuz kadro içerisinde bir oyuncu dışında bütün oyuncular 100'ün 100 ve üzeri oldu. Bu çok büyük bir artı. Şu an 1992 kolektif güce ulaşmış durumdayız. Daha da iyisi olabilir mi? Birlikte kontrol edeceğiz. Yukarı doğru çıkıyorum. Hemen kontrol edelim. Daha iyisi oluyor. Lionel Messi geldim. Şu şekilde Lionel Messi'yi de alıyorum. 105 rating yapıyorum. 2001'e çıkardım. İlk 11 kolektif gücünü bu arada. Daha da kimler var diye bakıyoruz. Daha da olmasa da olur yani. Şu ana kadar inanılmaz iyi gittik çünkü. Samuel Eto var. Neymar var gördüğünüz gibi. Şöyle yapabiliriz. Evet tamam okey. Mbappé'dir iyidir ama oraya Samuel Eto'yu koyarsak toplamda 3, 6, 7, 8, 9 tane oyuncuyu ilk 11'de destansı olarak kurduk ve bütün kadroyu Alisson haricinde 100 rating yapabildik dostlar. Peki gelin isterseniz şöyle genel diyelim gözümüzden kaçan var mı? Sonra destansı adetlerini falan da sayacağız birlikte. Şimdi Lewandowski'yi aldık 100 oldu. Sadio Mane'nin 100 olduğunu biliyoruz. Neymar da 100 oldu. Şuraya Mbappé'yi alıp Mbappé'yi başa oturtalım. 101 çünkü. Şu anda yedeklerin en iyisi o. 99'a düştük ama devam ediyoruz. Kolektif güç de bu arada iyi olacak. Bu arada hemen şöyle Hernandez'i de alıp Hernandez'i de şuraya yüzlere çekelim. Rating'e göre kıyaslıyorum. 99 yaptık. Bernardo Silva'yı 99 yaptık. Dönis Bergkamp var. Dönis Bergkamp da 100 oldu bu arada. Dönis Bergkamp'ı da şöyle yaptığımızda 3121 kolektif güç yapmış olduk. Rezervde kalan oyuncu var mı? Rezervde kalan oyunculardan 1, 2, 3, 4 tane destansı. Ama bu destansları saymayıp sadece diğer destansıyı sayalım. 1 diyelim ona. Bunları da saymayacağım. Oyunun ücretsiz verdiği destanslar. Bir tane burada 94 rating, 97 oluyor. O var. Neymar'ı sayabiliriz. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane destansısı var. Diğer çöpleri saymadım yani. 11 tane destansı olan sadece 11 destansı ile kalmıyor. Gördüğünüz gibi burada Showtime'ı var. Burada Epic'i var gördüğünüz gibi. Rezervde de kalan Epic vesaire var mı diye bakıyorum. Şöyle baktığımda evet yok. Şu anda 11 tane destansı ve 1 tane Showtime kartlı olan hesap. Kardeşimiz bunu 3000 TL'ye satışa çıkarmış. Instagram Serdar Cosar adresinden ki şuraya bir yerlere bırakıyor olacağım. İrtibata geçebilirsiniz benimle dostlar. Dediğim gibi ama şu çok önemli. 24 saat ve 48 saat bekliyoruz. Daha iyi bir teklif veren olursa diye. Eğer 3000'in üzerinde bir teklif gelirse en yüksek kim teklif verirse onu kontrol ediyoruz. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi fiyat olarak sormak istiyorsanız da yorumlardan cevap vermiyoruz. Instagram'dan
beni takip ederek oradan da sorabilirsiniz. En yüksek teklif kaç gelmişti diye. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Okul dönemi açıldı. Herkese okul hayatının ikinci döneminde başarılar diliyoruz. Fırsat buldukça kanalımıza uğrayıp en azından videoları izlemeseniz bile girip like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Buradan Evren'e de selam gönderiyorum. Evren'e de selam göndermiş olduk. Hoşçakalın.